Herkese merhaba efendim, mikrofon gündeminden merhabalar. Ben Gözde Kuyumcu. Bugün CFA Society İstanbul hakkında detaylı olarak konuşacağız. Konuşacak çok konumuz var ve CFA Society İstanbul'dan iki isim yanımızda. Mehmet Gerz var. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim ve İsmail Erdem bizlerle. Ben tabii böyle dernekten gibi aktardım ama siz tabii biraz hem CFA Society İstanbul'u aktararak hem de tam olarak orada ne yaptığınızı aktararak biraz daha bilgi verirsiniz. Çok sevinirim. Önce İsmail Bey'le başlayalım. Teşekkür ederim, sağ olun. Şöyle başlayayım. Ben 2001 yılının sonunda, 2002 yılının başında CFA unvanımı aldım. Hı hı. O zaman her bir sınav için bir sene beklemek gerekiyordu. İşte toplam 3 yıllık bir sürecin sonucunda. Ve ondan sonra ya Türkiye'de bu işi daha örgütlü bir şekilde nasıl yapabiliriz? CFA'nin değerlerini, yani finansal analistlik dünyasında başta etik değerler olmak üzere profesyonel mükemmelliği nasıl sağlayacak bir sosyal oluşumu, bir derneği kurabiliriz diye düşünmeye başladım. Ve 2002 yılının sonuna doğru Amerika'nın merkezdeki Charlottesville, Virginia'daki CFA Institute merkezinden Türkiye'de bir dernek kurmak üzere izin aldık. Hı hı. Ve bana ve kurucu yönetim kurulu üyesi olan dört arkadaşıma da tamam, siz bu derneği kurabilirsiniz izni verdiler ve o şekilde derneğin kuruluş faaliyetlerine başladık. Hı hı. 2003 yılında da Türkiye'de yatırım profesyonelleri derneği olarak faaliyete geçtik. Ben ondan sonraki süreçte bir 15-16 yıl derneğin yönetim kurulu üyesi idim. İki dönem başkanlığını yaptım. Birkaç dönem başkan yardımcılığını yaptım. Ve bundan 3-4 yıl önce de artık yönetim kurulunda rol almamaya başladım. Çünkü Amerika'daki merkezdeki örnek dernekte bir takım gönüllü görevlerim olmaya başlamıştı. Artık biraz da yeni gelen arkadaşlar Türkiye'deki derneği liderliğini yapsınlar. Ben de Amerika'daki merkeze destek olmaya çalışayım dedim ve biraz kenara çekildim. Ama bu dernek bizim bir bakıma çocuğumuz, bebeğimiz gibi her zaman elimizden gelen desteği vermek için hazırız. Çok teşekkür ederiz. Mehmet Bey, siz ne dersiniz? Nedir derneğin rolü? Bu anlamda neler yapılıyor İstanbul'da? Tabii ben de şu anda denetim kurulu üyesiyim. Uzun yıllar yönetim kurulunda üye olarak görev yaptım. Aslında benim dernekle tanışmam İsmail sayesinde oldu. Derneğin çok önemli bir faaliyeti var. Research Challenge, yani hisse senedi yarışması. Onun düzenlenmesi konusunda ilk başlıyordu zannedersem. İsmail'in desteğe ihtiyacı vardı. Benim de konuya merakımı bildiği için beni dahil etti. Birlikte ilk başta bunu, ki 15 yıl olmuş ilk yarışmayı yapalı, düzenledik. Ondan sonra her sene düzenli yapılıyor değil mi? Her sene düzenli yapılıyor. İsmail Derneği'nin başkanı olduğu için bir süre sonra bu işin sorumluluğu biraz bana kaldı. Ben de severek 5-6 yıl bunu devam ettirdim. Daha sonra başka arkadaşlara oradaki görevi devrettik. Şimdi onlar aynı şeyi yapmaya devam ediyorlar. Tabii yarışma çok büyüdü. Bu sene zannediyorum 42 tane takım yarışacak. 15. kez düzenleniyor. Bu çok çok önemli bir yarışma oldu. Çünkü sadece bir yarışma olarak düşünmeyin. Bizim yatırım profesyonelleri olarak uğraştığımız işin ne olduğunu üniversitedeki genç nesillere aktarma, anlatma fırsatı veriyor. Diğer taraftan bu yarışma okullarla işbirliği içinde değil mi? Anladığım kadarıyla. Tabii ki. Tabii bu yarışmaya sürekli katılan üniversiteler var. Sadece Türkiye'den değil, komşu ülkelerden de, örneğin Gürcistan'dan katılan üniversiteler olmaya başladı bizim yarışmaya. Hı hı. Ama yarışmanın şu özelliğini ben vurgulamak istiyorum. Özellikle beni bu konuda heyecanlandıran, hem gençler bizim işimizi öğreniyor, hem biz sektöre yeni girecek arkadaşları tanıyoruz. Öyle ki ben mesela iki tane arkadaşımızı bu yarışma sonucu işe aldık Ataportföy'e ve kendilerinden çok da memnun kaldık. İkisi de CFA Research Challenge yarışması vasıtasıyla gördüğümüz, tanıdığımız, kadromuza kattığımız genç yetenek oldu. Yani aslında oradan bir kariyer yolculuğu da yaratılabiliyor zannediyorum. Başvurularla ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yani yakın dönemde başvurular herhalde tamamlanmıştır değil mi? Yarışma ne zaman olacak? Bu seneki yarışma için Okyay'dan çıktı. Yani 42 takım yarışıyor. Hatta ilk raporlarda teslim edildi. O raporlar okunduktan sonra sunumlar yapılacak. Sunuma jüriler puan verecek ki
Ben ve İsmail de zaman zaman sıklıkla hatta jürilerde yer alıyoruz. Hatta Türkiye'deki jürinin ötesinde ben son 3-5 yıldır globaldeki yarışmada da jüride yer alıyorum. Yani ben de CFR Derneği'ne desteğimi son yıllarda daha çok Research Challenge'ın global bacağıyla daha fazla geliştirmiş durumdayım. Şimdi tabii biraz CFA'yı de daha derinlemesine herhalde anlatmak gerekiyor. Yani hani yurt dışında nasıl bir düzenek var, İstanbul bu işin neresinde? Ve tabii işverenler için de oldukça önemli bir şey aslında. Hani Mehmet Bey de bahsetti aslında hani orada yarışmalar düzenleniyor vesaire yarışmalardan bir kariyer yolculuğu da edinilebiliyor. Ama işveren açısından tabii ne gibi faydaları var? Ve tabii ki CFA'liler için diyelim. Şöyle anlatmaya çalışayım. Bir kere CFA kelimesi Chartered Financial Analyst, yani bir bakıma aslında yeminli, belli bir kıdemi doldurmuş finansal analist anlamına geliyor. Ve bu unvanı alabilmek için de oldukça zorlayıcı 3 ayrı sınavdan, 3 ayrı seviyedeki sınavdan geçip başarılı olmak gerekiyor. Ve bunun üstüne de belli bir miktar iş tecrübesi şartını yerine getirmiş olmak gerekiyor. Ben İşveren olarak karşıma CFA unvanlı birisi geldiğinde şunu düşünüyorum. Bir kere bu kişiyle hiç daha henüz konuşmadan, sadece ilk CFA'li olduğunu öğrendiğimde, öncelikle yaptığı işi çok ciddiye alıyor. Bu işe zaman ayırmış, 3 yılını vermiş. Demek ki tabiri caizse laf olsun diye bu mülakata gelmemiş. Gerçekten ciddi bir dedikasyon vermiş buraya ve ben bu işi en iyi şekilde yapmak istiyorum diyen bir insan olduğu imajını alıyorum. Bu bence çok önemli. Yani bu teknik bilgi, işte etik değerler, bunlar tabii ki çok önemli ama daha öncesinde bu işe gerçekten bu yola bir bakıma baş koymuş bir insanla karşı karşıya olduğumu anlıyorum bir adayın adında CFA'yı gördüğümde. Tabii ki ikincisi teknik yeterlilik. Çok geniş bir konular setinden sınava giriliyor. Ve bunlarda başarılı olmak çok kolay değil. Her bir sınavdan zaten geçiş oranları yıldan yıla değişiyor ama %50-60'lar civarında. Yani böyle her giren, her parasını veren CFA olamıyor. Ciddi bir şekilde efor koymak ve başarılı olmak gerekiyor. Ve üçüncü en önemli şey de bu ciddi bir küresel network. Dünyada CFA'li olanlar, Türkiye'de bizim derneğimizde olduğu gibi 100'den fazla ülkede bu dernekler var. Birbirimizle çok yakın temas içerisindeyiz. Ve bu temas tamamen mesleki mükemmeliyet, işimizi daha iyi nasıl yapabiliriz? Etik değerlere nasıl daha çok bağlı olabiliriz? Yeni sektörümüzdeki gelişmeler, işte ne bileyim kripto paralardan tutun da ESG konusuna, gene birçok farklı konuda daha yeni çıkan gelişmeleri nasıl öğrenebiliriz? Nasıl tam yeni gelen bilgilerin en ucunda olabiliriz? Bir bakıma yarış halinde paylaştığımız bir network. Dolayısıyla ben bir işveren olarak bu üç ana başlık altında gelen CFA'leri değerlendirip ciddi şekilde ön plana çıkartıyorum. Mehmet Bey'e de sorayım aslında aynı soruyu. Siz geldiği zaman mesela karşınıza bir CFA'li hani nasıl bir tanımlama içinde bulunuyorsunuz? Aslında İsmail Bey de çok güzel anlattı ama tabii bir de hani oldukça maliyetli bir süreç bu. Çok da kolay değil dediğiniz gibi o unvanı almak. Biraz da sizden dinleyelim. Yani CFA sertifikası olan arkadaşların yatırım işinde oldukça ciddi oldukları mesajını alıyoruz. Yani sadece ciddi değil, bu konuda oldukça ciddi ve iddialı olduğu mesajını alıyoruz. Yani deyim yerinde ise bu sektörün doktorası diyebiliriz, PhD'si. Ama daha mesleğe yönelik. Biraz önce İsmail anlattı. 3 senelik bir süreç, çok zor bir süreç. Herkes bu süreci meslekten dolayı yapamıyor. Mesela ben de açıkçası yapamadım ama sonra affiliate member oldum. Onun dışında yakın zamanda şöyle açılımlar da görüyoruz. Örneğin sadece CFA'nin ana sertifikası 3 yıllık sınavla yapılan değil de farklı sertifikalar da çıkmaya başladı. Mesela bir tanesi Foundation sertifikası, değil mi? Serra Hanım bizim genel sekreter yardımcımız onu yaptı. Oradan biliyorum. Onun dışında bizim kadromuzdaki bir arkadaş, Ataportföy'ün kadrosundaki bir arkadaş yakın zamanda CFA ESG sertifikasını aldı. Bu da mesela önemli bir şey. Yani herkesin 3 sene
Onu almaya belki zamanı, Hı-hı. imkanı Ne olmuyor ama farkı var onun mesela? Normal hani CFA sertifikasından, ESG sertifikası dediğiniz. oradaki PhD diyelim, yani Hı-hı. doktora, Doktora, o ağır, en üst en level'daki üst herhalde seviye. alınabilecek. Onu herkes almaya zamanı Hı-hı. olmayabilir. Farklı sebepleri olabilir. Ama CFA, ESG sertifikası mesela bana bugünlerde çok pratik geliyor. 6 ay gibi bir süreçte alınabiliyor. Direkt mesleğe yönelik. Yine CFA'in bir sertifikası. Mesela bizim bir çalışanımızın bunu alması çok hoşuma gitti. Hani bize haber vermemişti ama aldığını öğrenince hemen kendisi dahil bu sertifikayı alan arkadaşların ilgili masraflarını şirket ödeyecek diye hemen bir düzenleme yaptık. Yani biz Kurumlar da destek veriyor bir tabii ki yandan, değil mi? bizim zaten öyle bir uygulamamız var. Yani CFA'yı alıp da her seviyeyi geçenin geçtiği seviyenin ücretini, masrafını şirket olarak ödüyoruz. Ama buna rağmen ben şöyle bir tespitte bulunmak istiyorum. Son 5-10 yılda gençleri buna yönlendirmekte daha zorlanıyoruz açıkçası. Neden? Ben bunun açıkçası biraz finans sektörünün global krizden sonra aldığı yarayla ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani yapılan Son anketlerde de pandemiden sonra mı diyorsunuz, yok 2008 yok krizi mi? 2008-2009 global krizinden sonra gerek bankacılık gerek yatırım sektörü reputasyon olarak ciddi bir hasar aldı ve ondan tam olarak da henüz geriye gelemedi, yani kurtulamadı. Ondan dolayı gençlerin emin olmadan bu sektöre 3 yılı bazen 4-5 yılı bir CFA eğitimine yatırmakta biraz zorlandıklarını görüyorum. Ama onun yerine şimdi mesela CFA sertifikası daha pratik, daha mesleğe yönelik ESG sertifikası. Bildiğiniz gibi ESG şey demek, çevresel, sosyal ve yönetişim. Ya bu üç konuda temel bir eğitim görüp CFA'den bununla ilgili bir sertifika almak kişinin mesleğine, yatırım profesyonel olarak mesleğine yine ekstra bir katkıdır. Ama tabii ki 3 yıllık eğitimin yerini tutmayabilir. O konuda İsmail'e haksızlık etmek istemem. Hatta onun da bu konudaki görüşünü merak ediyorum açıkçası. Evet. Bu Mehmet'in bahsettiği artık genç arkadaşlar daha az ilgi gösteriyordan alıp biraz belki yorumlarımı paylaşmaya çalışayım. Özellikle bu kripto paraların da çok popüler olmasıyla daha genç adaylar biraz daha her şeyin çok hızlı olmasını istiyorlar. Yani ben bir şeye gireyim, birkaç ay çalışayım, çok para kazanayım, zengin olayım. Bu maalesef bu iş böyle dönmüyor. Yani bunun böyle olmadığını da gördük zaten, özellikle kripto dünyasındaki son olaylara değerlendirdiğimizde. Fakat CFA Institute da olan biteni çok yakından takip ediyor ve kendi programını güncel tutmak, genç insanların ilgisini çekecek şekilde güncellemek, şekillendirmek, sınav kapsamına bazı daha popüler konuları, daha yeni konuları dahil edip belki güncelliğini kaybetmiş konuları çıkartmak konusunda çok aktif bir çalışma içerisinde. İsterseniz biraz şeyden de bahsedeyim. Bu CFA Institute nedir? Nasıl bir yapıdır? Bir kere dünyanın 100'den fazla ülkesinde gönüllüleri olan, dernekleri olan, dünyanın 4-5 belli merkezinde ofisleri olan ve merkez ofisinde Charlottesville'de, Virginia'da yüzlerce kişinin çalıştığı çok ciddi bir yapıyla karşı karşıyayız. Ve buradaki insanlar sürekli dünyanın büyük para merkezi başkentlerindeki finans kuruluşlarıyla da dirsek teması içerisinde olup dünyada finans sektöründe, finansal analiz sektöründe hangi trendler önemli, işverenler için hangi konular önemli, ne tip personeller, ne tip çalışanlar revaçta, talep görüyor. Bunu sürekli takip edip programı, CFA programını buna göre şekillendirmeye çalışıyorlar. Ben de 6 yıl kadar bu şekillendirme işini yapan 12 kişilik bir komitede çalıştım. Gönüllü olarak görev aldım ve bunu Sadece herhalde İstanbul'dan değil de yurt dışından da tabii. içerisinde üyeler vardır, değil mi? Yani bir tek Türkiye'den ben vardım açıkçası. Diğer üyelerin hepsi dünyanın farklı ülkelerinden olan insanlardı ve yılda 2 defa dünyanın bir yerinde yüz yüze bir araya geliyorduk. 3-4 günlük çalışma toplantılarımız oluyordu. Ve çok yoğun bir şekilde bu bahsettiğim konuları, yani CFA programındaki konular, sınavda sorulan konu başlıkları güncel mi? Neden güncel değil? Hangi konuları ekleyebiliriz? Hangilerini çıkartabiliriz diye. Bu sektördeki belli bir tecrübedeki profesyoneller olarak tartışıyorduk ve CFA Institute yönetimine görüşler sunuyorduk.
Dolayısıyla genç arkadaşlar şu konuda rahat olsunlar. Bu öyle eski veya demode bir program asla değil. Sürekli kendini yenileyen. Fakat bunu yaparken de gerçekçi olan, dikkatli olan, çok kısa vadeli popüler trendlere kapılmaktan da imtina eden bir yapı. Evet, aslında çok önemli bir noktaya değindiniz. Çünkü hani Mehmet Bey de onu söyledi. Yani biraz daha şimdi hani finansal piyasalar şekil değiştiriyor. Teknoloji çok işin içine girdi. İşte burada kripto para piyasalarında yaşanan o süreçler bile aslında başlı başına zaten pek çok unsuru etkiledi. Mesela sözünüzü kesiyorum, bir şey söyleyeyim. CFA programına makine öğrenmesi girdi. Yapay zeka girdi. Algoritmik işlemler girdi. Yani bunlar 10 yıl önce hiç yoktu. Ama artık var. Kripto paralar girdi mi? Tanım olarak girdi. Yani şey olarak bahsediliyor. Fakat henüz çok detaylı girmedi. Yani bir yatırım yapılır bir varlık sınıfı olarak CFA'nin onu teyit ettiği anlamına gelmiyor. Yok. Evet, ama önümüzdeki dönemde belki de hani orada da bir hani değişiklik de olabilir. Yani kendini güncellediği için burası çok önemli. Çünkü hani dediğiniz gibi işte buraya çok ciddi anlamda bir süre ayrılıyor, bütçe ayrılıyor. Evet, belki şirkette çalışırken mesela Mehmet Bey onu aktardı, işte Ata Portföy'de mesela biz destekliyoruz dedi. Bunu yapan da şirketler var ama kendi imkanlarıyla belki bir şirkette çalışmadan bunu alacak olanlar için isterseniz biraz da süreci anlatın bize. Yani nasıl geçti o süreç? Mesela siz sonuçta bu aşamaları geçtiniz. 2001'di evet, zannediyorum evet. Değil mi? 2001 senesinde. O zaman herhalde içerikler epey bir farklıdır. Hani krizde daha yaşanmamıştı. Dolayısıyla nasıl bir süreçti? Yani ne kadarlık bir çalışma gerektiriyor? Ne kadarlık bir vakit ayırmak gerekiyor? O zaman siz yine iş hayatın içindeydiniz evet. Muhtemelen. Nasıl bir süreçti? Bir kere başta şunu söyleyeyim. Bu CFA Institute'un çok üstüne basarak vurgulamak istediği bir şey. CFA sınavlarına girmek için daha önceden bir finans veya matematik eğitimi almanız gerekmiyor. Yani bir felsefe mezunu, tarih mezunu, güzel sanatlar mezunu bir aday da CFA kitaplarını çalışırsa ve başarılı olursa CFA olabilir. Bu çalışma süresi biraz daha önceden ne kadar tecrübeniz olduğuyla alakalı. Ben bir bakıma şanslıydım belki. Tam finans master'ından MBA'den sonra 4-5 yıl analistik yaptıktan sonra girmiştim. Ve dolayısıyla özellikle birinci ve ikinci seviye CFA sınavları için zaten nispeten taze sayılabilecek bir bilgim vardı. Ama yine de... Bu bir avantaj aslında. Tabii, bu bir avantaj. Bu ciddi bir Çünkü avantaj. Çünkü aslında temelinde bu bilgilerin birçoğu gerekiyor. Aynen öyle. Ama normal ortalamada şöyle söyleyeyim. Şimdi bu sınavları bir kere benim zamanımda yılda bir kere oluyordu. Artık 6 ayda bir de sınavlar açılmaya başlandı. Yılda bir kere olduğunu varsayarsak şöyle bir 4-5 ay her gün 2 saat falan çalışmak minimum gerekir ortalamada. Tabii bu kişiden kişiye tabii değişir ama tabii. Ama artık online çalışma şeyleri de kaynakları da çok yaygınlaştı. Bir takım çalışma programları satan CFA Institute'un dışında özel kuruluşlar da var. Bizim derneğimiz bu arada eğitimler de veriyor. Hem birinci farklı level, 3 level'a da hazırlık için eğitimler de veriyor. Dolayısıyla birçok farklı kaynaktan destek alarak adaylar hazırlanabilirler. Tabii zor bir süreç. Özellikle çalışırken yapmak için zor bir süreç. Fakat eğer bu işe karşı bir merakı varsa adayın, ben çok kuvvetle tavsiye ederim. Hele kariyerlerinin daha başlangıç ve ortasında bu çalışmayı yaparlarsa ileride faydalarını çok daha fazla göreceklerdir. İsterseniz o faydalar tarafında biraz da Mehmet Bey'e ben sözü vereyim. Çünkü ne gibi faydaları var? Yani uluslararası geçerliliği olduğu için hani buradan mesela yurt dışına adım atmak isteyenler için de bir avantaj gibi de gözüküyor öte yandan. Çünkü değil mi, bir hani sıradan belki bir finansal uzman, yani bir finans uzmanı daha doğrusu olmak yerine bu belgeyle birlikte belki de yurt dışında herhangi bir ülkede başvuru yaptığında orada da geçerlilik gördüğünü biliyoruz. Öyle. Mesela bizim iki canlı örneğimiz de onu teyit ediyor. CFA Research Challenge'dan işe aldığımız, kendileri CFA alan iki adayımız da daha sonradan yurt dışına gittiler. Biri Almanya'ya gitti, biri de önümüzdeki hafta içinde İngiltere'ye gidiyor. Yani CFA title'ı almak global geçer akçe bir sertifika. Onu biz yaşayarak gördük. Onun dışında CFA ile ilgili ben şunu da eklemek istiyorum.
Ben master'ın yerini de tuttuğunu düşünüyorum. Yani bizler mesela master yaptık Amerika'da. Aynı dönem gitmiştik İsmail'le. Ben bir burs alarak gittim. Türkiye Eğitim Vakfı bursunu aldım. Öyle bir maddi imkanım yoktu. Almasaydım gidemezdim. Şimdi bakıyorum Amerika'da MBA veya master'ın fiyatı çok çok arttı. Hatta değer mi sorusunu diye de sordurtuyor. O kadar yüksek rakamlar. Evet. Ben bazen bana çok adaylar soruyor arkadaşlar. Diyorum ki onun yerine CFA yapmayı düşünmez misin? Maliyet olarak çok çok daha uyguna gelecektir. İkincisi işinle birlikte yapabilirsin. Yani çalışarak yapabilirsin. Bunu pek çok aday... Yerde değiştirmesi gerekmiyor. Yani evet. İstanbul'daysa değil mi İstanbul'dan yine? Orada da İsmail'in dediği bence nokta kritik. Kişinin bir kendi öğrenmeye meraklı, yani o disiplini olan bir kişi olması lazım. Çünkü işle birlikte aynı zamanda böyle bir programı 3 sene götürmek bayağı bir öz disiplin işi. Böyle olduğuna inanan arkadaşlar CFA yaparak bir master yapmış, bir finans master'ı veya bir MBA olmayabilir belki ama bir finans master'ının yerini keseceğini düşünüyorum. En azından bize iki aday gelse, birisi Amerika'dan veya Avrupa'dan bir master'lı finans master'ı olsa veya ekonomi master'ı, bir tanesi de CFA olsa, ben açıkçası bizim işimiz açısından CFA yapanın bir ufak bir adım daha önde olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem master düzeyinde bir eğitimi kendisi yapmış hem de bu alana ilgisi olduğunu zaten çok daha bilinçli bir şekilde ifade etmiş. Belki de içerikler anlamında daha güncel tırnak içerisinde. Çünkü hani MBA programları da mutlaka güncelleniyordur ama hep tartışılıyor ya işte geleneksel eğitim ve hem bu işte internetten eğitime bir kayış olduğu vesaire. Bir de tabii bu özel bir program başlı başına finansal piyasalar açısından. Son olarak şunu da sorayım. İsmail Bey'le madem öyle kapanışı yapalım. Mehmet Bey dilerse tabii eklemek istediklerini iletebilir. Bir yandan da Mehmet Bey tabii işin iş tarafından bir prosedürünü anlattı ama bir de bir network'e ait olma durumu var. Bunun ne gibi avantajı var? Ya bu tabii çok önemli bir konu. Şimdi özellikle bu işi, yani bizim yaptığımız mesleğimiz işte finansal analistlik, portföy yönetimi, fon yöneticiliğini uluslararası alanda yaptığınızda, yabancı birileriyle bir toplantıya girdiğinizde Türkiye'de, yurt dışında, karşıdaki kişinin CFA'yı varsa, kartında bunu gördüğünüzde bu hemen bir samimiyet ortamı yaratıyor. Çünkü bir kere aynı dili konuşan insanlar haline geliyorsunuz. Aynı yollardan geçince biraz da herhalde. Ya, okul arkadaşı gibi bir şey hissediyorsunuz kendinizi. Çünkü aynı kitapları okumuşsunuz. Aynı sorulara aynı şekilde yaklaşmışsınız. Kullandığınız jargon, terminoloji bile çok yakın oluyor. Mesela CFA olmayan birisiyle konuşurken ben bazı ifadeleri kullanırken ya şimdi ayıp olmasın acaba anlaşılır mı? Daha net konuşayım diye düşünüyorum ama CFA'li ise zaten o dediklerimi hemen anlayacağını biliyorum. O da benim o kelimeleri niye kullandığımı biliyor. Bir bakıma bir aramızda samimiyet doğuyor. İkincisi de bu İstanbul'daki bizim Türkiye'deki Yatırım Profesyonelleri Derneğimiz gibi dünyanın yüz küsür ülkesinde bu derneklerden var. Ve bu derneklerin yöneticileri birbirlerini tanıyorlar. İşte toplantılarla, Zoom toplantılarla, fiziksel toplantılarla. Ben bir masanın karşısında başka bir CFA'yı gördüğümde hemen bir telefonla ve bir e-mail'la onun dernekteki bir yöneticisine ulaşabiliyorum. Bir ortak arkadaşlarımız çıkıyor ve bu referans kontrolü anlamına da geliyor. Yani bu kişiyi nasıl bilirsin bilmezsin diye. Çok network konusu belki CFA'li olmanın en önemli etik ve bilgi mükemmeliyetinden sonra belki en önemli konusu. Çok teşekkür ediyorum her ikinize de geldiğiniz için. İsmail Erdem ve Mehmet Gerz bizlerleydi. Mikrofon gündeminde bugün CFA Society İstanbul'u biraz daha anlatmaya çalıştık efendim. Burada noktalıyoruz. Hoşçakalın.